Merhaba arkadaşlar, fizik 1 dersinin ilk konusu olan ölçme ve anlamlı rakamları birlikte işleyeceğiz. Bu bölümde ölçme, uluslararası birim sistemi, birim değiştirme, boyutsal analiz, anlamlı rakamlar ve hesaplamaların büyüklük sıralamalarını öğreneceksiniz. Yazarı olduğum Fizik 1 çalışma kitabı, Fizik 1 soru bankası, Fizik 1 laboratuvar kılavuzuna www.kafkakitapkafe.com adresinden temin edebilirsiniz. Aşağıda ilgili telefon numaraları da bulunmaktadır arkadaşlar. Birimlerin kullanışlı olabilmesi için insanlar onun tanımında hemfikir olmalıdır. Kafanıza göre bir ölçme birimi tayin edebilirsiniz ama bunun kabul görmesi gerekmektedir. Örneğin bir masanın uzunluğunu ölçeceksiniz. Bir çubuk metre kullanalım. Bu masanın uzunluğunu ölçmek için. Çubuk metremiz ölçeklendirilmemiş olsun. Bakın buradaki masanın uzunluğu çubuk metreleri uç uca eklediğinizde tam 2 metre olduğunu görürüz. Yazılış şekline burada dikkat etmenizi istiyorum. 2,0 şeklinde yazdık. Yani direkt 2 metredir diye geçmedik. Ondan virgülden sonra 1,0 kuşkulu bir basamak belirttik orada. Foot ölçeğini kullanırsanız, foot İngilizce kelime anlamı, ayak anlamına gelmektedir. Bu aynı masayı foot ölçeğiyle ölçmek istediğinizde 1, 2, 3, 4, 5, 6 küsür. 6'ya kadar hemfikiriz ama 6'dan sonra söyleyeceğimiz rakam ondalıklı basamak kısmı kuşkulu bir basamaktır. Doğruluğundan emin olmadığınız ve burada tahmin ediyoruz bunu 6,6 fittir diye söylüyoruz. Kendi yapmış olduğunuz bir x ölçeğini kullanacak olursanız eğer, burada bakın 1, 2, 2 kısmından kesinlikle hemfikiriz ama daha sonraki söyleyeceğimiz kısım 2,9x uzunluğu dediğimizde virgülden sonra yazdığımız son ondalıklı basamak kuşkulu bir basamaktır. Ölçme birimi olarak bir standart veya doğal olarak gerçekleşen bir olayı kullanabiliriz. Eski pazarları hatırlayacak olursanız eşkollu teraziler bulunurdu. Pazarcıların standart kütleleri vardı ellerinde. Örneğin 1 kilogram diyelim ki. Ve siz ölçeceğiniz objenizi de terazinin diğer kefesine koyuyorsunuz. Sistem dengeye geldiğinizde ölçeceğiniz cismin kütlesini standart kütle cinsinden belirleyebiliyordunuz. Ayrıca doğal olarak gerçekleşen olayda örneğin dünyanın kendi ekseni etrafında bir tam dönme yapması için geçen süreye biz bir gün diyoruz. Ve bu sürekli gerçekleşen doğal bir olaydır. Yani doğal olarak gerçekleşen olayları da biz bir standart ölçme birimi olaraktan kullanabiliriz. Örneğin su deniz kenarında her zaman kaynadığında aynı sıcaklıkta kaynar ve buna örneğin Celsius ölçeğinde 100 santigrat derecede kaynadığını söylüyoruz. Birçok fiziksel nicelik vardır. Örneğin basınç, moment, kuvvet, enerji gibi. Bu niceliklerin birimlerini az sayıdaki temel fiziksel niceliklerin birimlerini kullanarak türetebiliriz. Temel fiziksel niceliklerin seçimi eşsiz değildir. Bunlar da yine bilim insanlarının bir araya gelmesiyle kararlaştırılmış, seçilmişlerdir. Fizik 1 dersinde sadece 3 temel fiziksel niceliği alacağız. Bunlar uzunluk, kütle ve zaman. 3 temel fiziksel niceliğimiz var. Uzunluk, kütle, zaman. Diğer niceliklerin birimlerini de, fiziksel niceliklerin birimlerini bu niceliklerin birimlerini kullanarak ifade edeceğiz. Ve onlara da biz türetilmiş nicelikler adını vereceğiz. Dediğimiz gibi tüm diğer niceliklerin birimleri bu üç niceliğin birimlerinden türetilecektir. Örneğin süratin birimine bakacak olursak, sürat uzunluk bölü zaman ya da yol bölü zaman diyebilirsiniz. Uzunluk birimi metre, zaman birimi
saniye. Dolayısıyla ne olmuş oluyor? Sürat birimi metre bölü saniye şeklinde ifade edebiliyoruz. Ve dolayısıyla uzunluk zaman temel fiziksel nicelikler olduğu için sürat de türetilmiş bir fiziksel niceliktir diyoruz. Uluslararası birimler sistemine biz SI birim sistemi diyoruz. Kısaca açılımı Standard International. 1971 yılında kuruluyor ve bilim insanları bir araya gelerekten bu temel fiziksel nicelikleri belirliyorlar. SI birim sistemi 7 temel niceliğe sahiptir. Ama biz fizik 1 dersinde bu 7 temel niceliğin sadece 3'ünü ele alıyor, kullanıyoruz. Bunlar uzunluk, kütle ve zaman. Fizik 1'de tüm diğer niceliklerin birimlerini bu 3 niceliğin birimlerinden türetebiliriz. Birimlerimize bakalım. Bu 3 temel niceliğin birimi ne? Uzunluk birimi metre, sembolü m ile gösteriyoruz. Zaman saniye, birimi s ile gösteriyoruz. Kütle kilogram birimine kilogramla gösteriyoruz. Şimdi bunlara biz SI birim sistemi dediğimiz gibi aynı zamanda MKS birim sistemi de deriz diyebiliyoruz arkadaşlar. MKS yazalım, MKS. Bir de bunun alt birim sistemi olan CGS söz konusudur. CGS metre yerine santimetre uzunluk ölçeğine, zaman yerine yine saniye, kütle birimi kilogram yerine gram kullanıyoruz. İlk harfleri CGS'yi bakın temsil ediyor. Bunu da dikkat edin. Örneğin enerjinin SI birimi joule'dür. Bu birim temel SI birimleriyle aşağıdaki şekilde yazılabilir. 1 joule 1 kilogram metre kare bölü saniye kare ifadesine eşittir. Burada kilogram kütlenin birimi, metre uzunluğun, s de zamanın 3 temel birim cinsinden ifade edilmiş oldu. Evet, joule türetilmiş bir SI birimdir. Temel SI birimimiz de kilogram metre kare bölü saniye kare. 1 joule birim saniye kare başına kilogram metre karedir diye okuyoruz bu denklem aynı zamanda. Peki 1 metre dediğimiz nedir? 1 metre ışın boşlukta 1 saniyenin yaklaşık 1 bölü 300 milyonda 1 bölü 300 milyonluk kısmını aldığı yolun uzunluğu olarak da tanımlanır. Yani 1 saniyenin 300 milyonda birlik süresince ışığın boşlukta aldığı yola biz 1 metredir diyoruz. Bu zaman aralığı öyle seçilmiştir ki ışık hızı c kesinlikle yaklaşık olaraktan 300 milyon metrebölü saniyedir denir. Tabii ki bu zamanın milyon boyutunda hassasiyetle hatta milyar boyutunda hassasiyette ölçebilmeniz için elinizde bir hassas zaman ölçerinizin olması lazım. Evet, bizim elimizde böyle zaman hassas zaman ölçerlerimiz var. Bunlara biz atomik saat adını veriyoruz. Bir saniye de şudur. Sezyum atomu tarafından yaklaşık 9 milyar 200 milyon kez ışık yayması için geçen süre olaraktan tanımlanır. Yani bir sezyum atomu radyoaktif bir elementtir. Bir saniyede yaklaşık 9 milyar 200 milyon foton yayıyor. Bu foton yayması için geçen süreye biz demek ki ne diyoruz? Bir saniye olarak. Tabii bu yayılan, saçılan fotonları da sayabilmeniz için hassas dedektörlerinizin olması gerekmektedir. Bilimdeki gelişmeler bize tüm bu kolaylıkları sağlayabilmiştir arkadaşlar. Kütlenin SI standardı da platinyum iridyumdan yapılmış bir silindirdir ve Paris yakınlarında bulunan International Bureau of Weights and Measures'ta korunur. Bu silindirin kütlesi 1 kilogram olaraktan kabul edilmiştir. Atomların kütleleri bir başkasıyla daha hassas bir şekilde karşılaştırılabilir. Böylece bunlar da standart kilogram ile
karşılaştırılabilir. Bu sebeple karbon atomunun kütlesi ikinci bir kütle standardı olarak kullanılır. Anlaşmayla bir karbon atomunun kütlesi 12 atomik kütle birimi olaraktan kabul edilmiştir. Dolayısıyla bir atomik kütle biriminin değeri bir virgül, yine yaklaşık söylüyorum, 1,66 çarpı 10 üzeri eksi 27 kilogramdır. Bilimsel yazılım, çok büyük veya çok küçük nicelikleri basitleştirerek açıklamak için kullanılır. Örneğin niceliğimiz 2.560.000 joule olsun. Uzun uzun böyle 2.560.000 joule yazacağımıza bilimsel olarak biz bunu 2,56 çarpı 10 üzeri 6 joule şeklinde yazabiliriz. Biraz sonra neden bunu 0,256 çarpı 10 üzeri 7 veya 25,6 çarpı 10 üzeri 5 şeklinde yazmadığımızı anlatacağım arkadaşlar. Bilimsel yazılım gördüğünüz gibi üstelik olarak ifade ediliyor. 2,56 çarpı 10 üzeri 6 joule. Ya da evet, hemen sebebini açıklayalım. Neden 10 üzeri 10 üzeri üstünü ifadenin önündeki çarpan 2,56 şeklinde yazıldığının sebebi, bilimsel yazılımda sayılar şekilde gösterildiği gibi 1 ile 10 arasındaki bir sayı ile 10 üzeri bir sayının çarpımı olarak ifade edilirler. Anladınız mı sebebini? Bilimsel yazılımda sayılar şekilde gösterildiği gibi 1 ile 10 arasındaki bir sayı ile 2,56 gördüğünüz gibi 1 ile 10 arasındaki bir sayı ve 10 üzeri bir sayının çarpımı olarak ifade edildi. Bu 10 üzeri çarpanlar aynı zamanda bir örnek ve sembolle de ifade edilir. Örneğin burada 10 üzeri 9 çarpanı örnek giga anlamındadır ve sembolde büyük G ile gösterilir. 10 üzeri 6 mega anlamındadır ve büyük M ile ifade edilir. 10 üzeri 3 kilo küçük K ile ifade ediyoruz. 10 üzeri eksi 2 senti küçük G ile, 10 üzeri eksi 3 mili küçük M ile, 10 üzeri eksi 6 mikro sembolü Yunan alfabesinden bir semboldür. 10 üzeri eksi 9 nano ne ile, 10 üzeri eksi 12 piko p ile ifade ediyoruz. Örnek ile bu sayıyı biz, bakın buradaki 10 üzeri 6 çarpanını ne ile ifade edeceğiz? Mega. O halde biz bunu 2,56 megajoule şeklinde ya da kısaca 2,56 mJ şeklinde ifade ediyoruz. Burada şunu da belirteyim. Rakamlar yazılırken nokta binlik ayıraç, virgül ise ondalık ayıraç olarak kullanmaktayız Türkçemizde arkadaşlar. 0,000321 saniyeyi şu şekilde yazabiliriz. Bilimsel olarak da 3,21 çarpı 10 üzeri eksi 6 saniye. 10 üzeri eksi 6 neydi arkadaşlar? Mikro. O halde biz bunu 3,21 mikro saniye ya da 3,21 mikro s ile ifade ederiz. 5460 metreyi bilimsel olarak 5,46 çarpı 10 üzeri 3 şeklinde yazabiliriz. Veya biz bunu 5,46 kilometre şeklinde ön ekle ifade ederiz. Bazı hesap makinelerinde 10 üzeri ifadesi büyük E ile yazılır arkadaşlar. Örneğin 6,52 çarpı 10 üzeri eksi 7 şeklinde bir sonuç hesap makinesi ekranında, bilhassa bu tek satırlı ekrana sahip hesap makinelerinde 6,52 E eksi 7 şeklinde yazılır. Bunun anlamı neymiş? 6,52 çarpı 10 üzeri eksi 7 anlamına gelmekteymiş. Bize problemlerde niceliklerin birimleri
Hepsi SI birim sisteminde verilmeyebilir ve biz bunları işlem yaparken öncelikle SI birim sistemine dönüştürmemiz gerektiğini biliyoruz. Onun için dönüşümler yapabilmeliyiz arkadaşlar. Örneğin 3 dakika ifadesine bakın. 3 dakikayı ben şöyle yazıyorum. 3 dakika çarpı 1. 1 çarpma da etkisi eleman. Tabii ki bunu da biliyorsunuz. Tabii ki dönüşüm çarpanlarının da bilmeniz gerekir. Bakın 1 dakika eşittir 60 saniye. Biz bunu saniye cinsinden yazmak isteyelim. Burada eşittiğin her iki tarafını 1 dakikaya böldüğünüzde anlam değişir mi? Hayır, değişmez. Peki şurası neye eşittir? Tabii ki 1 eşittir 60 saniye bölü 1 dakika. Gördünüz mü? Dolayısıyla ben bu 1 çarpanın olduğu yere 60 saniye bölü 1 dakika ifadesini yazarım ki biz buna dönüşüm çarpanı adını veririz. Tabii burada dakikalar birbirini götürürler. Ve bunun neticesinde 3 kere 6, 60, 180 saniye sonucunu elde ederiz. Dönüşüm çarpanının birimlerin oranı daima 1'e eşittir dedikten sonra şimdi 180 saniyeyi dakikaya çevirelim. Yine 180 saniye çarpı 1 ifadesini kullanıyorum. 1 yerine bu sefer 1 dakika bölü 60 saniye ifadesini yazıyorum. Dönüşüm çarpanı olarak bu sefer bakın. Ve burada yine saniyeler birbirini götürürse 180 bölü 60 eşittir 3 dakika sonucunu elde ederim. Herhangi bir niceliği 1 ile çarpmak o niceliği değiştirmez. Bazı kitaplarda SI ve diğer birim sistemleri arasındaki dönüşüm çarpanları kitabın genellikle son kısımlarında verilmiştir arkadaşlar. Ya da oturur kendiniz oluşturursunuz bu dönüşüm çarpanlarını. Örneğin 5,30 inç kaç santimetredir? Tabii bunun için biz öncelikle 1 inçin kaç santimetre olduğunu bilmek zorundayız. 1 inç eşittir 2,540 santimetre. O halde inci santimetreye dönüştüreceksem arkadaşlar ne yapacağım? Burada dönüşüm çarpanı oluşturmam lazım. Eşitliğin her iki tarafını 1 inçe bölmüş olayım. 1 inç. Ve göreceğiniz 1 eşittir 2,540 santimetre bölü inç ifadesini elde ederim. Ve bunu dönüşüm çarpanı olaraktan kullanacağım. O halde 5,30 inç eşittir 5,30 inç çarpı 1. 1 yerine ne yazıyorum? 2,540 santimetre bölü inç. İşte şurada gördüğünüz gibi. Buradan inçler birbirini götürecek. Ve bunun neticesinde 13,5 santimetre ifadesini elde ederim. Hemen biriniz diyecek ki hocam hesap makinesiyle işlem yaptığımda sonuç 13,5'tan farklı. Evet haklı olabilirsiniz. Burada anlamlı rakam ifadeleri devreye giriyor. Hemen birkaç ekran sonra anlamlı rakamlar ve neden sonucun bu şekilde ifade edildiğini öğreneceksiniz diyelim. Hemen bir örneğimiz var. Bir araba dakikada 1,14 millik bir süratle hareket etmektedir. Aşağıdaki dönüşüm çarpanlarını kullanarak arabanın süratini saatte kilometre yani kilometre bölü saniye saat olarak da hesaplamamız istenmiş. Şimdi elimizdeki verilene dikkat edin. Dakikada 1,14 millik bir sürat. Yani aracımızın sürati 1,14 mil bölü dakika. Biz bunu kilometre bölü saate çevireceğiz. Aşağıdaki dönüşüm çarpanlarını kullanarak. Önerilen nedir? Önce mili fite çevireceğim ya da foot ifadesini. Daha sonra foot ifadesini metreye ve daha sonra da metre ifadesini kilometreye çevireceğim. Çünkü bunu biliyorum ben. 1 kilometre ifademiz eşittir 1000 metredir. Tamam. Devam edelim. 1,14 mil bölü dakika çarpı 1. Şimdi buradan önce milin yok olmasını istiyorsam ne yapacağım? 5280 feet bölü 1
mil ifadesiyle çarpacağım. Bakın bu çarpma işleminin neticesinde gördüğünüz gibi miller gidecek, fit kaldı. Şimdi fiti metreye çevireceğim. O da 0,3048 metre bölü 1 fut çarpanını kullanırsam buradan feet ya da foot ifadelerim gidecek. Metreye dönüştü. Şimdi yapacağımız işlem nedir? Metreyi kilometreye dönüştürmek. O da nasıl dönüştürürüm? 1 kilometre bölü 1000 metre. Metreleri götüreceğim çünkü. Evet, bakın dönüşüm yaptım. Şimdi kilometrem var burada ama dakika. Bu dakikayı saate dönüştürmem lazım. Ve ben biliyorum ki 1 saat eşittir 60 dakika. O halde dönüşüm çarpanım ne olmalı? Dakikaların gidebilmesi için 60 dakika bölü 1 saat ifadesini kullanırım. Ve bakın buradan da dakikalar birbirini götürür. Ve sonuç kilometre bölü saat cinsinden ifade edilmiş olur. Tek yapacağım iş burada bu çarpımı yapmak. 1.14 çarpı 5280 çarpı 0.348 çarpı 60 bölü 1000. Bu işlemi yaparsam 110 kilometre bölü saat sonucunu elde etmiş olurum. Yine hemen bir hatırlatmada bulunayım. Elbette yaptığınız hesap makinesinin neticesinde sonuç 110'dan farklı çıkacak. Bir miktar ama biz sonucu 110'la ifade ediyoruz. Bunun sebebi dediğim gibi biraz sonra öğreneceksiniz anlamlı rakamlar kısmına geldiğimizde. Ya da kısaca bakın mil bölü dakikayı kilometre bölü saate nasıl çeviriyoruz? Ben biliyorum ki 1 mil, tabi bildiğimi varsayıyorum. 1 mil bakın 1,609 kilometreye eşittir. Yaklaşık 1.6 kilometredir. 1 dakikada 1 bölü 60 saattir. Mil yerine 1,609 kilometre, dakika yerine de 1,60 saat yazar. Bu işlemi yaparsam yine aynı sonucu kestirmeden elde ediyorum. Örnek 2. Bir US sıvı galonu kaç litredir demişiz. Şayet bir US sıvı galon 231 inç küp, 1 inç 2,54 santimetre ve 1 litrede 1000 santimetre küp ise demek ki dönüşüm yaparken şu sıralamaya uyacağım. Önce galonu inç küpe, inç küpü santimetre küpe, daha sonra da bunu litreye dönüştüreceğiz arkadaşlar. 1 galon dedim çarpı 1. 1 yerine ne yazıyorum? 231 inç küp bölü galon yazıyorum. Evet, galonlar gitti, inç küp oldu. Şimdi benim bunu santimetre küpe çevirmem lazım. 2,540 santimetre bölü 1 inçin parantez küpünü alırsam, evet alıyorum, bakın parantez küpü. Şuradaki inç küpler birbirini götürecek küpünü aldığında. 54'ün de küpünü alacağımı unutmayalım. Santimetre küpe çevirdim. Şimdi sonucu litreye çevirmem lazım. Yani santimetre küpü yok edeceğim. O da çarpı 1. 1 litre bölü 1000 santimetre küp dönüşüm çarpanını kullanırım. Buradan da evet burada küpünü almayı unutmayacaksınız. Santimetre küpler birbirini götürdüğünde sonuç litreye dönüşmüş olur. O halde 1 galon 231 çarpı 2,54'ün küpü bölü 1000 ifadesine eşittir. Bu işlemi yaparsanız cevabımız 3,79 litre olur. Yaklaşık bunu 3,8 litre olarak da akılda tutabilirsiniz arkadaşlar. Bir niceliğin boyutu onun ölçülecek olan özelliğidir. Mesafeler için uzunluk ölçeriz. Mesafenin boyutu uzunluktur arkadaşlar. Periyot için zaman ölçeriz. Periyodun boyutu zamandır. Herhangi bir nicelik farklı birimlerle ölçülebilir olmasına rağmen bu nicelik sadece tek bir boyuta sahiptir. Mesela bir mesafe metre veya fit ile ölçülebilir ancak mesafenin boyutu tek bir özeldir. O da uzunluktur. Fizik 1 dersinde tüm nicelikler 3 boyutla
açıklanabilir. Bunlar uzunluk boyutunu L ile, zaman boyutunu büyük T ile ve kütle boyutunu da büyük M ile gösteriyoruz. Köşeli parantez niceliğin boyutunu belirtmek için kullanılır. Örneğin köşeli parantez içerisinde ivme, ivmenin boyutunu belirtmek içindir. Mesafe köşeli parantez içinde uzunluk D ile sembolize ediyoruz. Süratin boyutu neydi arkadaşlar? Uzunluk bölü zaman. Uzunluk neydi? L bölü zamanın boyutu da büyük T ile ifade ediyordum. L bölü T'dir diyorum. Sadece sayıların boyutu 1'e eşittir arkadaşlar. Açının boyutu 1'dir. Trigonometrik fonksiyonun sonucu da nun boyutu da 1'dir dedikten sonra boyutları 1 olan nicelikler boyutsuz nicelikler olarak adlandırılır diyoruz. Şayet nicelikler aynı boyutlara sahip iseler eklenebilir veya çıkarılabilir. Yani toplama çıkarma yapabilmeniz için iki niceliğin boyutlarının aynı olması lazımdır. Burada bir hatırlatma yapalım. Niceliklerin boyutları uzaklığın boyutunu bakın büyük L ile, zamanın boyutunu büyük T ile, hızın boyutu büyük L bölü büyük T ile, İvmenin boyutu da L bölü T kare ile ifade ediyoruz. Bakalım. Örneğin X artı VT şeklinde bir denklem parçasına bakalım. Bu iki nicelik yani X ile VT toplanabilir mi? Toplanamaz mı? Toplanabilmesi için boyutlarının aynı olması lazım. Onun için boyut analizi yapıyorum. X'in boyutu L. VT'nin boyutuna bakalım. V'nin boyutu L bölü T, zamanın boyutu çarpı T, T'ler birbirini götürür L. Her ikisi de hem X'de hem de VT aynı boyutta. Gördüğünüz gibi o halde bu iki nicelik toplanabilir. Terimler aynı boyutlara sahip olduğu için kabul edilebilir. Böyle bir denklem parçası. X artı AT şeklinde ki ifadeye bakalım. Bu iki ifadenin toplanabilmesi için x ve at'nin aynı boyutta olması lazım. X'in boyutu l, a'nın boyutu l bölü t kare çarpı zaman t. T'ler giderse l bölü t. Gördüğünüz gibi x l boyutundayken at'nin boyutu l bölü t'dir. Boyutlar aynı olmadığı için böyle bir toplama işlemi yapamazsınız. Terimler farklı boyutlara sahip olduğu için kabul edilemez diyoruz. Bir eşitliğin her iki tarafındaki terimler aynı boyuta sahip olmalıdır. Bir eşitlik yazabilmeniz için demek ki eşitliğin her iki tarafı da aynı boyuta sahip olmalı. Örneğin V eşittir AT şeklinde bir denkleminiz var. Denklem doğru mudur yazılış olarak ona bakalım. Doğru olabilmesi için dediğim gibi V ve AT'nin boyutları aynı olmalıdır. V'ye bakıyoruz. L bölü T. A'nın boyutu L bölü T kare çarpı T zamanı boyutu T gitti. Ve sonuç L bölü T. Bakın hızla L bölü T. O halde ne dersiniz? Evet bu denklem doğru bir denklemdir. Çünkü eşitliğin her iki tarafı aynı boyuttadır. Kabul edilebilir diyoruz. Peki V eşittir XT şeklinde bir denkleminiz var. Boyut analizi yapıyorum. V'nin boyutu L bölü T. X'in boyutu L, zamanın boyutu T. Evet, şimdi sol taraf L bölü T, sağ taraf L çarpı T. Eşitliğin her iki taraf aynı boyutta olmadığı için kabul edilemez böyle bir denklem yazılımı diyoruz. Bir eşitliğin her iki tarafındaki terimler aynı boyuta sahip olmalıdır demiştik. R yarıçapı temsil ediyor. Uzunluk boyutundadır. Yani yarıçapın boyutu, R'nin boyutu L'dir. Alan uzunluğun karesidir. L kare ile ifade edilir. Hacim olsaydı bu L küp olacaktı. Onu da belirtelim. Teta açıya bakın. S bölü R. S yay uzunluğu bölü R yarıçap. Uzunluk uzunluk boyutunda gitti 1. Yani tetanın neden açının boyutu 1'dir'in güzel bir cevabı bu. Şimdi bakalım alan eşittir teta çarpı r'dir formülümüz.
Bu eşitliğin doğru olabilmesi için eşitliğin her iki tarafı aynı boyutta olmalıydı. Alana bakalım. Alanın boyutu L kare eşittir. Sağ taraf teta boyutsuz 1. R yarıçap uzunluk boyutundaydı L. Eşitliğin her iki tarafı aynı boyutta değildir gördüğünüz gibi. O halde bu eşitlik yanlıştır. Kabul edilemez diyoruz. Hacim eşittir pi çarpı r kare şeklinde bir formül yazdığımı farz edin. Bu eşitliğin doğru olabilmesi için eşitliğin her iki tarafı aynı boyutta olmalıdır. Hacime bakıyorum. L küp pi bir sayı boyutu nedir? Boyutsuz 1'dir diyorum. R kare uzunluk boyutunun karesi L kare olacak. Peki şimdi bakalım eşitliğin her iki tarafı aynı boyutta mı? Hayır değil. O halde ne diyorum ben? Bu eşitlik yanlış. Eşitliğin her iki tarafı farklı boyutta kabul edilemez diyoruz. Farz edelim ki x mesafesi, a ivmesi ve t zamanı terimleri cinsinden aşağıdaki gibi verilmiştir. X eşittir k çarpı a üzeri n çarpı t üzeri m. Burada k boyutsuz bir sabittir. M ve n'yi bulabilir. Bulun demişiz. Burada bu eşitliğin yazılabilmesi için eşitliğin her iki tarafın aynı boyutta olması lazım. Burada a ivmeyi, t zamanı, k da boyutsuz bir sabit olduğunu söyledik. Peki eşitliğin her iki tarafı aynı boyuta sahip olmalıdır. X'in boyutu uzunluk boyutunda l ile ifade ediyorum. K boyutsuzdu. Bakın. A'nın boyutu L bölü T kare, N'in eninci kuvveti çarpı T zamanın boyutunu büyük T üzeri M'le gösteriyorum. Burada gerekli düzenlemeyi yapacak olursanız eğer ne gibi? Burası L üzeri N çarpı T üzeri eksi 2 N çarpı T üzeri M. Biz bunu şöyle de yazabiliriz kısaca. L üzeri N çarpı T üzeri M eksi 2 N. Şimdi şu iki eşitliğin her iki tarafın aynı boyutta olmasını istiyoruz bir eşitlik olarak yazabilmesi için. Tamam, L eşittir. L üzeri N çarpı T üzeri M eksi 2 N şeklinde yazarım. Yazdım. Hemen ne görüyorsunuz? L'nin üzerinde sol tarafta 1 var. Etkisi eleman. Hemen buradan şunu söyleyebilirsiniz. N'in değeri 1'e eşit. Güzel. Peki M eksi 2 N'in değeri neye eşit? 0. Eşitliğin sol tarafında t yok. Var da t üzeri 0. Peki o halde n eksi n 2n eşittir 0. N eşittir 1 ifadelerini hemen söyleyebilirim. N yerine 1 verirseniz m değerinin de 2 olduğunu söyleyeceksiniz. Peki şimdi artık verileri yerine koyacak olursam ben buradaki denklemin x eşittir k a üzeri n çarpı t üzeri m şeklindeki denklemin x eşittir k a çarpı t kare şeklinde olduğunu söyleyebilirim. Gördüğünüz gibi boyut analizi yaparak size verilen bir denklemin doğru bir denklem olup olmadığında kontrol edebilmektesiniz. Farz edelim ki düzgün bir V suratıyla R yarıçaplı bir yörüngede hareket eden bir parçacığın A ivmesi aşağıdaki gibi verilmiştir. A eşittir K, V üzeri N çarpı R üzeri M. Burada K boyutsuz bir sabittir. M ve N'yi bulun demişiz. Yine bu eşitliğin yazılabilmesi için eşitliğin her iki tarafı aynı boyutta olmalıdır. O halde A'nın boyutu neydi? L bölü T kare. K V üzeri N çarpı R üzeri M'yi bakın yazıyorum. V'nin boyutu L bölü T. R'nin boyutu L. Uzunluk boyutundaydı. Yine denklemlerimi düzenleyecek olursam ben. Bakın bunu L üzeri N artı M bölü T üzeri N şeklinde yazdım. Buradaki eşitliğin yazılabilmesi için buradaki iki ifadenin birbirine eşit olması lazım. Boyut analizinde. L'nin üzerinde bakın ne var? 1. Şurayı yazalım. O halde hemen denklem gözükür. N 2'dir. Görüyor musunuz? N eşittir 2 olmalıdır. N artı M eşittir 1 olmalıdır.
N yerine 2 verirsem M eşittir eksi 1'dir deriz bunun neticesinde de. Peki artık N'in ve M'in değerlerini biliyorum. Denklemde yerine koyacak olursam denklemim A eşittir K çarpı V kare bölü R şeklindedir denir. Niye hatırlatıyor bu denklem? Yabancı değil tabii ki sizlere. Merkezcil ivmeyi hatırlatıyor bize. Evet. Şimdiki konumuz ölçmelerde anlamlı rakamlar. Sayılar kesin olan ve kesin olmayan sayılar diye ikiye ayrılır. Kesin olan elinizdeki 5 parmak sayısı örneğin. Kesin olmayan da herhangi bir ölçme. Hiçbir ölçme arkadaşlar kesin değildir. Örneğin bir adamın boyunu çubuk metreyle ölçmek isteyelim. Ama elimizdeki çubuk metre başlangıçta ölçeklenmemiş olduğunu kabul edelim. Bakın buradan bir yaklaşık o adamın boyu 2 metre. Bir kısmından kesinlikle eminiz ama daha sonra söyleyeceğimiz şu kısımdan tahmin ediyoruz. Bakın şurası tahmin edilen kısım. 1.8 metredir derken burada bir doğru basamaktır. Virgülden sonra yazdığımız son ondalıklı basamak şüpheli basamaktır daima arkadaşlar. Yani 1,8 metredir derken burada virgülden sonraki bu ondalık basamağı biz tahmin ettik. Emin değiliz doğruluğundan ve biz bu adamın boyunu iki anlamlı rakamla ifade etmiş olduk arkadaşlar. Elimizdeki cetvelimiz 10 cm ölçekliğinde ölçeklendirilmiş olmuş olsaydı gördüğünüz gibi şuraya kadar olan kısımda hemfikirdik ki bu değerde 1.8. Daha sonraki kısım 1.8'den biraz daha yüksek gördüğünüz gibi tahmin ediyorum o basamağı 1,82 metredir derken bu tip 10 cm aralıkla ölçeklendirilmiş bir çubuk metre kullandığımda burada 1,8 doğru basamaktır. Son yazdığım ondalı basamak kuşkulu, şüpheli basamaktır. Ve ben burada da sonucu 3 anlamlı rakamla ifade etmiş oldum. 1,82 metre diyerekti. Şimdi bu adamın şu kısmı daha da santimetre ölçeğinde ölçeklendirilmiş bir cetvel kullanmış olsaydım eğer, gördüğünüz gibi 1.81 kısmında hemfikirdik. Doğruydu. 1.81'den sonra yazacağım basamak bu adamın boyu 1,819 metredir derken yine 1,81 doğru basamaklardı. Son yazdığım ondalıklı basamak şüpheli basamak 1,819 metre derken ben burada adamın boyunu 4 anlamlı rakamla ifade etmiş oldum. Peki neler gördük? Herhangi bir ölçme kesin olmayan yani hiçbir ölçmenin sonucu kesin değildir. Mutlaka bir hata aralığı vardır bunun arkadaşlar. Anlamlı rakam sayısını belirleyen ise kullandığınız ölçü aletinin hassasiyetidir. Bunu da belirtmiş olalım. Anlamlı rakam sayısı ölçmede kullanılan alete bağlıdır. Peki, anlamlı rakam sayısı sayıda bir basamaktır. Örneğin 15,07 sayısını alalım. Burada 15,07 bu sayı 4 anlamlı rakama sahiptir. En küçük anlamlı rakam en sağdaki anlamlı rakamdır. Örnek 10,68 sayısında 8 en küçük anlamlı rakamdır. Yine 10,68 sayısı 4 anlamlı rakama sahiptir. Bunu da belirtelim. Sıfır tam sayısını artık bunlara çok iyi dikkatle dinlemenizi tavsiye ediyorum. Sıfır tam sayısını takip eden tüm ardışık sıfırlar anlamlı rakam değildir. Örneğin 0,00064. Gördüğünüz gibi sıfır tam sayısını takip eden ardışık sıfırlar anlamlı rakam değil. Buradaki sayının anlamlı rakam sayısı 2'dir. 64 sadece anlamlı rakam. Peki devam edelim. Sıfırdan farklı tam sayının sağında kalan ondalık kısmındaki tüm sıfırlar anlamlı rakamdır.
Yani sıfırdan farklı tam sayının, örneğin 12,0000 sayısına bakalım. Bu sayı 5 anlamlı rakama sahiptir arkadaşlar. Ondalık ayıracın solunda kalan sıfırlar anlamlı rakam olarak kabul edilebilir de edilmeyebilir de. Dikkatinizi çekiyorum. Ondalık ayıracın solunda kalan sıfırlar anlamlı rakam olarak kabul edilebilir de edilmeyebilir de. Sıfırlar anlamlı rakam olmayabilir ve bunlar sadece ondalık basamağın yerini belirlemek için kullanılır. Lakin bu derste biz bu tür sayıları anlamlı rakam olarak alacağız. Şimdi burada demek istediğimiz şuydu arkadaşlar. Pardon, ondalık ayıraç değil, binlik ayıraç. Bir bin sayısını ele alalım. Virgül sıfır yazdık. Ya da sıfır sıfır alın. Fark etmez. Burada kastettiğimiz şu. Bakın. Ondalık ayıracın solunda kalan sıfırlar, yani şu sıfırlar, anlamlı rakam olarak kabul edilebilir de edilmeyebilir de. Yani buradaki sayı, siz bir anlamlı rakam deseniz de doğrudur. Dört anlamlı rakama sahiptir bin sayısı deseniz de doğrudur arkadaşlar. Sıfırlar anlamlı rakam olmayabilir ve bunlar sadece ondalık basamağın yerini belirlemek için kullanılır. Burada kastettiğimiz olay şu. Mesela biz buradaki bu sayıyı 1,00 çarpı 10 üzeri 3 şeklinde yazabildiğimiz için biz bunu bir anlamlı rakam olarak da kabul edilebilir, 4 anlamlı rakam olarak kabul edilebilir de diyoruz. Zaten biz bu derste bu tür sayıları anlamlı rakam olarak alacağız. Dediğim gibi isterseniz almayabilirsiniz. 3000 sayısına bakın. Anlamlı rakam sayısı kaçtır bunun? 4 derseniz de doğru, 1 derseniz de doğru, 2 deseniz de doğru, 3 deseniz de doğru. Size kalmış bir şey. Peki anlamlı rakamlarda yuvarlama işlemi nasıl yapıyoruz? Şimdi çoğunuz dersin başında da bazı işlemlerde demiştim size. Buradaki sonuç hesap makinesinden farklı ama biz bunu işte 3 anlamlı rakamla ifade ettik. Daha sonra öğreneceksiniz demiştik. İşte şu an tam bunun yerine geldik. Bazen işlemi yaptığınızda artık mühendislik öğrencileri sizler hesap makineleri ile işlemler yapacaksınız en azından. Hesap makinenizde 8-9 dijit ya da ekranda tüm gördüğünüz değerleri yazmayacaksınız. Yazmadan önce yuvarlama yapmanız gerekmektedir. Bu yuvarlamayı neye göre yapacağımızı da şimdi onları anlatacağız. Herhangi bir sayının ondalık basamak kısmında 5 ve 5'in sağında da ondalık sayıların devamı var ise tüm bu rakamlar kaldırılarak 5'in solundaki sayısı 1 artırılır. Yani sayı yukarıya doğru yuvarlanır. Örneğin 2,36502 sayısına bakın. Burada 5 sayısını görüyor musunuz? Evet gördük. Ne yapıyoruz? O halde bunu 5'in solundaki rakama 1 artırıyoruz. Sağdaki kısmı siliyoruz arkadaşlar. Ve biz bunu işte 5 veya daha büyük bir sayı var. Yapacağımız işlem ne? Bunun solundaki sayıyı bir yukarıya yuvarlayacağız ve sonucu 2,37 şeklinde yazacağız. Sayının ondalık kısmında 5 yok ise 5'ten büyük olan ilk ondalıklı rakamın sağında kalan tüm rakamlar yok edilir. Ve bu son 5'ten büyük olan rakamda da herhangi bir değişiklik olmaz. Böylelikle sayı aşağıya yuvarlanmış olur. Şimdi bakalım 80,76493 5 var mı? Hayır yok. 5'ten büyük olan ne var? 6 hemen var mı? Evet var. Burada yapacağımız işlem ne? Buradan kestim. 493'ü silip atıyorum. Ve sonucu 81,76 şeklinde yuvarlıyorum arkadaşlar. Evet, 81,76. Buna da biz aşağı yuvarlama adını veriyoruz. Şimdi gelelim çarpma veya bölmelerde sonuçları nasıl ifade ediyoruz? Birincisi şunu kesinlikle söyleyeyim size. Artık bir üniversite öğrencisiniz, gelecekte bir mühendis ya da bilim insanı olacaksınız. Biz ilkokul, ortaokul, lisedeki hiçbir zaman sonuç ifadelerini kesirli olarak vermeyiz.
sonuçları ya bilimsel yazılımla ya da nasıl yazıyoruz? Ondalıklı olaraktan yazıyoruz. Tamam? Kesirli olarak bırakmayacaksınız. Nicelikler çarpıldığında veya bölündüğünde sonuç ifadesinin anlamlı rakam sayısı en az anlamlı rakam sayısına sahip olan çarpanın anlamlı rakam sayısına eşit olmalıdır. Dikkat edin. Nicelikler çarpıldığında veya bölündüğünde sonuç ifadesinin anlamlı rakam sayısı en az anlamlı rakam sayısına sahip olan çarpanın ya da bölenin anlamlı rakam sayısına eşit olmalıdır. Örneğin 2 virgül 3 1 5 6 3 çarpı 0 virgül 25. Hesap makinesi ile işlem yaparsanız 0 virgül 5 7 8 9 0 8'i verdi. Ne yapacağız? Bunu yazıp vermiyoruz. Şimdi çarpılan sayıların anlamlı rakam sayılarına bakıyorsunuz. 2 virgül 3 1 5 6 3 kaç anlamlı rakam? 6 0 25 2. En az kim? 0 25. O halde sonuç ifadesinin anlamlı rakam sayısı 2 olmalıdır. Peki anla 0 anlamlı rakam değil. 0 tam sayısını takip eden. Bunu şuradan kestim. Bakın yuvarlamayı buraya göre yapıyorum. Buradaki 8 908 bu 5 binden büyük. O halde ne yapacağım? Sondaki rakamı 1 artırarak yuvarlama yapacağım. 6 anlamlı rakam, 2 anlamlı rakam. Cevabınızın 2 anlamlı rakama yuvarlamalıyız dedik. O halde yapacağımız şey sonuç 0,58'dir diyeceğiz. Umarım anladınız. 2,751 bölü 3,22 hesap makinesiyle bu işlemi yaparsanız 0,854348 sonucunu elde edersiniz. Hemen işleme giren rakamların burada bölme işlemi anlamlı rakam sayısına bakıyorum. 2,751 4 anlamlı rakama sahip, 3,22 3 anlamlı rakam. O halde sonuç ifadesini 3 anlamlı rakama olacak şekilde yuvarlamalıyım. Sıfır tam sayısını takip ettiği için buradan kestim. 348'e bakın sağ taraf kestiğim yerin sağında kalan rakamlar 500'den küçük. O halde ne yapacağım? Silip atıyorum burayı. Soldaki rakamı da hiç değiştirmiyorum ve sonucu 3 anlamlı rakamla yani 0,854 olacak şekilde yazıyorum. Peki, çarpmada bölmede dikkat edeceğimiz kuralları öğrendik. İşleme giren sayıların anlamlı rakam sayısına bakıyorduk. Peki toplama çıkarmada neye dikkat edeceğim? Buraya çok dikkatle bakın, aynı işlem değil. Nicelikler toplandığında veya çıkartıldığında sonuç ifadesinin ondalıklı basamak sayısı, biz buna hassasiyet diyoruz. Ondalık basamak sayısı ne kadar büyükse burada ölçmede hassasiyet o kadar büyük demektir. Ondalık basamak sayısı ne kadar küçükse ölçmedeki hassasiyet o kadar küçük oluyor. İşleme giren niceliklerden ondalık basamak sayısı en az olan sayının ondalık basamak sayısı ile aynı olmalıdır. Sonuç ifadesinin ondalık basamak sayısı. Hemen örnek bakalım. 9,1 artı 7,265. Hesap makinesi 16,365'i verdi. Neye dikkat ediyorum? Ondalık basamak sayısını toplama ve çıkarmada. 9,1'in ondalık basamak sayısı 1. 7,265'in ondalık basamak sayısı 3. Sonuç ifadesinin ondalık basamak sayısı ne olmalı? 1. O halde sonuç ifadesinin ondalık basamak sayısı 1 olacak şekilde bir yuvarlama işlemi yapacağım. Bunu buradan kestim. Sağ tarafa bakın 65, 50'den büyük. O halde sondaki sayı 1 artırılır. Yani cevabınız 16,4 olarak da verilir. Ve sonuç ifadesi ondalık basamak sayısı da 1 olmalıdır. 1,02 eksi 0,9743 hesap makinesiyle bu işlemi yaparsam 0,0457 sonucunu elde ederim. Şimdi bakıyorum işleme giren sayılar
rakamların ondalık basamak sayısı 1.02'nin 2 ondalık basamak sayısı, 0.9743'ün ondalık basamak sayısı 4. O halde sonuç ifadesinin ondalık basamak sayısı 2 olmalıdır. Ondalık basamak sayısını 2 yaptım. 57 sağ tarafa bakın. Kestiğim taraf 50'den büyük. O halde soldaki rakam 1 artırılarak yuvarlama işlemi yapılır. Ve sonuç 0,05 olacaktır deriz. Evet, işte toplama ve çıkartmada bunlara dikkat edeceksiniz dedikten sonra büyüklük sıralaması hesaplamasına geldik. Bunlar zihinsel olarak kolay işlem yapmamızı sağlayan bir tahmindir. Büyüklük sıralaması hesaplaması kaba bir tahmindir. Yaklaşık olarak en fazla 10 çarpanı kadar bir doğruluk sapması olabilir. Şayet kaba bir cevap elde etmek istiyorsanız kullanışlıdır. Bu tahminin çözümü detaylı çözüm sonucunuz ile karşılaştırabilirsiniz. Bir nicelik bilimsel simgelerinde yazılmış ise bu niceliğin büyüklük sıralaması 10 üzeri ifadesindeki üst kısmına eşittir. Mesela A sayısı 7600 olsun. Biz bunu 7,6 çarpı 10 üzeri 3 şeklinde yazabiliriz. A'nın büyüklük sıralaması 3'tür dersiniz. B eşittir 3700'ü. Biz bunu yine 3,7 çarpı 10 üzeri 3 şeklinde yazabiliriz. B'nin büyüklük sıralaması 3'tür deriz. A'yı şöyle de yazabilirsiniz. 7600, yaklaşık 10.000 alayım. 10 üzeri 4. A'nın büyüklük sıralaması ne oldu? 4 oldu arkadaşlar. B 3600 bunu. Bakın birini yükseltiyorum, birini alçaltıyorum. Tamam. 3600, 1000. Bunun büyüklük sıralaması 3'tür. O halde bu ikisinin çarpımını yapmış olsaydım eğer ben, sonuç ifadesi ne olacaktı? 10 üzeri 7, 10 üzeri 6 basamağında bir şey olacaktı. Örneğin ortalama bir insanın hayat süresince kalp atış sayısını hesaplayın demişiz. Tabii ki hemen diyebilirsiniz ki her insanın ömrü aynı mı? Değil. Biz ortalama bir insan hayatından bahsediyoruz. Bir insanın ortalama yaşam süresi 70 yıl olsun dedik. Bir dakikada kalp atışı ortalamanız 70'tir. Bir yıldaki gün sayısı yaklaşık 365 gün. Bakın bunu yükseltiyorum. 400 gün olsun dedim. Çünkü kolay işlem yapmak istiyorum. Bir gündeki saat sayısı 24 saat. 20 saat olsun. Bir şeyi yükseltiyorum, bir şeyi alçaltıyorum. Bir saatteki dakikaların sayısı 60 dakika. Aynen dursun. Bir insanın yaşam süresince kalp atışlarının sayısı. Şimdi olayı şuradan gidelim isterseniz. Bakın önce sıfırları saymıyorum. 7 kere 7 49. 50 olsun. 50 çarpı 4 ne yaptı? 200. 200 çarpı 2 400. 400 çarpı 6 2400. Şimdi sıfırları sayın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2400 çarpı 10 üzeri 6 ya da 2,4 çarpı 10 üzeri 9 şeklinde de yazabilirim. Evet, burada kaba bir işlem yaparsanız cevabınız 2 çarpı 10 üzeri 9. Yukarıdaki çarpmada ne demiştim ben? 2,4. Çünkü kabaca bir çarpım yaptım. Peki bu hesaplamayı bir de detaylı hesaplamayla yapacak olursanız cevabınız 2,5 çarpı 10 üzeri 9. En azından gördüğünüz gibi 10 üzeri ifade kısımları aynı. Ama onun önündeki çarpanda en fazla 10 çarpanı kadar bir hatalı kaba hesaplama yapabilmekteyim. Evet, kabul edilebilir mi? Tabii ki, niye edilmesin? Şimdi yoğunluk kavramından bahsedeceğiz. Ne alakası var diyeceksiniz. Çünkü biraz sonra yapacağımız bazı hesaplamalar yoğunluk kavramı üzerinden çoğunlukla vereceğimiz için bunları hatırlatacağım. Bir cismin kütle yoğunluğu rho ile ifade ediyoruz. Lisede bunu d ile göstermiştiniz. Biz burada Yunanca karakterleri kullanıyoruz bazen arkadaşlar. O cismin birim hacimdeki kütle miktarı olarak tanımlanır. Yani yoğunluk eşittir kütlece yoğunluk, kütle bölü hacimdir. Ya da formülize ederseniz rho eşittir m bölü v.
şeklinde ifade ediyoruz. Bir imajındaki kütle miktarına yoğunluk öz kütle adını veriyoruz. Tabii yoğunluğun değişik kavramları da var. Hacimsel yoğunluk olduğu gibi yüzeysel yoğunluk ve çizgisel yoğunluklardan da bahsedebiliriz. Örneğin cismin ince bir levha şeklinde, mesela ince bir A4 kağıdını düşünün. Burada hacim hesaplamaktansa alan hesaplamak çok daha kolay ve bundan dolayı bir yüzeysel yoğunluktan bahsedebiliriz. Örneğin ince bir ip ya da ince bir tel düşünün. Bunun hacimsel yoğunluğu yerine çizgisel yoğunluğunu ya da boyca yoğunluğunu düşünmek de mümkündür. Biz hacimsel yoğunluğu rho ile, yüzeysel yoğunluğu genellikle sigma ile ve çizgisel yoğunluğu da lambda sembolüyle göstermeyi tercih ediyoruz diyoruz. Evet, bunlar Yunan harflerinin okunuşlarını görmüş olduğunuz arkadaşlar. Şimdi de problemlerimize geldik. Bunlara bakalım. Birim değiştirme ile başlıyoruz. Sesin havada yayılma hızı 330 metre bölü saniye mil bölü saat cinsinden ifade edin demişiz. 1 mil 1609 metredir. Demek ki ne yapacağız? 330 metre bölü saniye mil bölü saate çevireceğiz. Peki önce ne yapalım? Bakın 1 mil 1609 metreydi. Metrelerin yok olmasını istiyorsanız tabii ki 1 mil bölü 1609 metre çarpanını kullanırım. Metreler götürür. Mile dönüşmüş olur mil metreye. Peki saniyeyi saate çevireceğim. Ben biliyorum ki 3600 saniye 1 saattir. Burada da 3600 saniye bölü 1 saat dönüşüm çarpanını kullanacak olursam saniyeler birbirini götürür ve cevabım mil bölü saat cinsinden ifade edilir. Bunun için ne yapacağım? 330 çarpı 3600 bölü 1609 dediğinizde bu işlemi yaparsanız 738 mil bölü saattir. Peki ya da kısaca şöyle de diyebilirsiniz. 1 metreyi mil cinsinden ifade ediyorum. 1 metre eşittir 1 bölü 1609 mil. 1 saniye yerine de 1 bölü 3600 saat koydum. Bu işlemi yaparsanız bunun neticesinde de aynı sonucu elde edersiniz. Lisede, ortaokulda tabii ki bu tip birimlere ve birim dönüşümlerine çok dikkat ya da itibar etmediniz arkadaşlar ama üniversitede bunlara çok dikkat etmelisiniz. Bir titreşim 10 üzeri -8 saniyedir. Bir titreşim kaç nanosaniyedir demişiz ve nanosaniye cinsini ifade etmenizi istiyoruz. Burada nano 10 üzeri -9 demektir. Peki bir titreşim 10 üzeri -8 saniyeydi. Ben bunu 10'la çarpıp 10'a böleyeyim. 10 aşağıdaki bölüm durumdaki 10 yukarı 10 üzeri -1 olarak çıkacak. Yukarısı ne oldu? 10 çarpı 10 üzeri -9 oldu. 10 üzeri -9 da nano demek ki o halde 10 nanosaniyedir. Demek ki 10 üzeri -8 saniye 10 nanosaniye anlamına gelmektedir. 250 santimetre küp su içeren bir kapta kaç tane su molekülü bulunduğunu hesaplayın demişiz. Peki neleri biliyorum? H2O'nun moleküler kütlesi 18 gram bölü mol, suyun yoğunluğu 1 gram bölü santimetre küp, Avogadro sayısı da 6.02 çarpı 10 üzeri 23 molekül. Şimdi öncelikle 250 santimetre küp suyun ne yapmam lazım? Kaç mol olduğunu bilmem lazım. Peki bunları önce kütlesini bulmam lazım. Peki bakalım neler yapmışız. M su eşittir V çarpı D su. Öz kütlesiyle çarptığında 250 santimetre küpün kaç gram su yaptığını bulmuş oluyorum. 250 gram. Peki bu kadar gram suyu kaç moldür? Bunun cevabını arayayım. En su molekül sayısı demişiz. Peki
m su bölü m bir molekül H2O'nun kütlesi çarpı Na. Çünkü mol miktarını bulursam Avogadro sayısı ile çarptığında da ne kadar su molekülü olduğunu bulmuş olacağım. 250 gram suyum vardı bölü 1 mol suyun kütlesi 18 gram bölü moldü. Ne yaptım? Mol miktarını buldum suyun. Çarpı Avogadro sayısı. Bu işlemi yaparsanız 8,4 çarpı 10 üzeri 24 molekül olduğunu görürsünüz. Işın boşlukta yayılma hızı 3 çarpı 10 üzeri 8 metre bölü saniyedir. Işın 1 saatte alacağı yolu mil cinsinden hesaplayın demişiz. 1 mil 1,61 kilometredir. Peki ışığın 1 saatte alacağı yol. Peki yol eşittir hız çarpı zamandı. S eşittir VT. Peki V hızımız ne kadardı? 3 çarpı 10 üzeri 8 metre bölü saniye çarpı 1 saat 3600 saniye. Saniyeler gitti ve metre cinsinden bulduk. S yolumuz 1,08 çarpı 10 üzeri 12 metre. Şimdi yapacağımız şey bunu mile çevirmek. Tabii ki önce isterseniz kilometreyi daha sonra da mile çevirebilirim. Ben biliyorum ki 1000 metre 1 kilometredir. O halde S eşittir alınan yol 1,08 çarpı 10 üzeri 12 metreyi 10 kilometreyi çevirirsem 1,08 çarpı 10 üzeri 9 kilometre yaptı. Şimdi mile dönüştüreceğim. Tabii ki dönüşüm çarpını 1 mil bölü 1,61 kilometre. Kilometreler gitti. Mil kalacak. 1,08 çarpı 10 üzeri 9 bölü 1,61. Bu işlemi yaparsanız S eşittir 6,71 çarpı 10 üzeri 8 mil sonucunu elde ediyorum. Peki farz edelim ki A eşittir B üzeri N bölü C üzeri M. Burada A'nın boyutu LT, B'nin boyutu L kare T üzeri eksi 1 ve C'nin boyutu da LT karedir. Bu durumda üstel ifadeler N ve M'nin değerlerini hesaplayın. Bu işlemin doğru olabilmesi için eşitin her iki tarafı aynı boyutta olmalıydı. O halde yapacağımız şey boyut analizi. A yerine LT eşittir. B yerine L kare T üzeri eksi 1'in n'inci kuvvetini yazdım. C'nin boyutu LT kareydi. Nerede o? Şurada. Bunun n'inci kuvveti ve düzenleme yapıyorum arkadaşlar. Önce açtım kuvvetleri. Ondan sonra yukarıya çıkardım. Buradan gördüğünüz gibi 2n eksi m 1'e eşittir. N eksi 2m de 1'e eşittir. Burada L'nin ve T'nin sol taraftaki üstel değerleri 1. Tamam. O halde gördüğünüz gibi 2N eksi M eşittir 1. Eksi N eksi 2M eşittir 1. 2 bilinmeyenli 2 denklemim var. Bunu çözmem lazım. Ne yapmışım? Önce eşitliğin her iki tarafını 2 ile çarptım. Aşağı kısmı gördüğünüz gibi şurayı. Ve bunları taraf tarafa toplarsam 2n'ler birbirini götürür. Eksi 5m eşittir 3. M'i yalnız bırakırsanız eksi 3 bölü 5. M yerine eksi 3 bölü 5 yazarsanız n değeri 1 bölü 5 olarak bulunur. Ve işleminiz biter. Dünyamızın ortalama yoğunluğu 5,50 gram bölü santimetre küp ve ortalama yarıçapı da 6,37 çarpı 10 üzeri 6 metredir. Dünyamızın kütlesini hesap edin demişiz. Tabii ki m eşittir neydi? Kütle çarpı, pardon kütle eşittir hacim çarpı öz kütleydi. M eşittir v rho. Peki v dünyamızın hacmini küresel kabul edecek olursa hacim formülüm 4 bölü 3 pi r küptür çarpı rho dünyamızın öz kütlesi. Şimdi arkadaşlar verileri yerine koyuyoruz. Tabii ki dünyamızın kütlesini kilogram cinsinden hesaplamak istiyorsanız buradaki gram bölü santimetre küp ifadesini kilogram bölü metre küpe dönüştürmelisiniz. 1 gram 10 üzeri eksi 3 kilogramda 1 santimetre küpte 10 üzeri eksi 6 metre küptür. Bunlar dönüşüm çarpanı olarak gram yerine bakın 10 üzeri eksi 3 kilogram santimetre küp
yerine de 10 üzeri -6 metreküp ifadesini yazıp bu işlemi yaparsanız 5,95 × 10 üzeri 24 kilogram sonucunu elde ederiz. Arkadaşlar bu işlemleri tabii ki yapabilmek için iyi bir hesap makinesi kullanmanız lazım. Size tavsiyem en azından çift satırlı ekrana sahip bir hesap makinesi kullanmanız. İleride tavsiyemi model olaraktan verebilirim size. Evet, bir başka sorumuz. Alüminyum bir silindirin yoğunluğu 2,70 gram bölü santimetre, yarı çapı 2,30 santimetre ve yüksekliği de 1,40 metre ise bu silindirin kütlesini hesaplayın. M eşittir hacim çarpı öz kütle, yani yoğunluk ifadesini kullanacaksınız. Tabii ki silindirin hacim formülü neydi? Taban çarpı yükseklik. Taban dairesel bir alan. O halde pi r kare çarpı h çarpı rho. Artık bütün değerleri biliyoruz. Tabii burada dikkat etmemiz, kütleyi kilogram cinsinden vereceksek eğer, dediğim gibi buradaki gram bölü santimetre küp ifadesini kilogram bölü metre küpe çevirmeliyim ki kütleyi kilogram cinsinden verebileyim. Tabii ki burayı da dönüştüreceğim, bakın santimetreyi metreye. Zaten yüksekliğim belli. O halde pi, bakın r yerine ne yazıyorum? 2,30 santim. Santimetreyi metreye dönüştüreceğim. 10 üzeri -2 metre. Yani santimetre yerine 10 üzeri -2 metre kullanacağım. Karesini almayı unutmuyorum. Yükseklik 1,40 çarpı 2,70. Alüminyumun öz kütlesi gram bölü santimetre küp. Gramı kilograma, santimetre küpü de metre küpe çeviriyorum. Dönüşüm çarpanlarımı görüyorsunuz. Bu işlemi yapacak olursanız 6,28 kilogram olaraktan cevabı veririz. Tabii başkası şöyle de yapabilir. Hayır, ben CGS'yi kullanacağım önce. Tabii ki kullanabilirsiniz. Tek yapacağınız o zaman buradaki metreyi santimetreye dönüştürmek ve cevabınız bu durumda gram cinsinden elde edersiniz ve sonuç ifadesinde elde ettiğiniz gram değerini bize kilogram olarak da verebilirsiniz. Bir çekirdeğin hacmi 3,4 × 10 üzeri 3 femtometre küp ve kütlesi de 1 × 10 üzeri 2 U. U neydi? Atomik kütle birimi ise yoğunluğunu hesap edin demişiz. Bir femtometre 10 üzeri -15 metre demektir. Bir atomik kütle birimi de yaklaşık 1,7 × 10 üzeri -27 kilogramdır. Bu atomik kütle birimi arkadaşlar neydi? Karbon atomunun kütlesinin 12'de 1'iydi. Ve bu değer de bir protonun ya da yaklaşık bir nötronun kütlesine eşit arkadaşlar. Peki o halde çözüm hem çekirdeğimizin kütlesi, pardon yoğunluk neydi? Kütle bölü hacim. Peki kütlemiz atom kütle birimi cinsinden, hacimimize femtometre küp olarak verilmiştir. Atom kütle birimimiz neydi? 1,7 × 10 üzeri -27 kilogram. Femtometre 10 üzeri -15 metreydi. Bunun küpünü alacağım. Bu işlemi doğru bir şekilde yaparsanız sonucunuz 5 × 10 üzeri 16 kilogram bölü metre küp olaraktan elde edersiniz. Bakın sonuçları her zaman SI birim sisteminde vermeye dikkat ediyoruz. Herhangi bir belirtme yapılmamışsa. Silindirik bir konserve kutusu 6 inç yükseklik ve 3 inç çapında olup suyla doldurulmuştur. Suyun yoğunluğu 1 gram bölü santimetre küptür. Konserve kutusu içindeki suyun kütlesini gram cinsinden hesap edin. 1 inç 2,54 santimetredir demişiz. M eşittir V çarpı D. Silindirik bir konserve kutusu olduğu için hacim formülümüz pi r kare h. Peki artık yapacağınız şey nedir? Verileri yerine koymak. Tabii ki gerekli dönüşümleri yapacaksınız. Çünkü yükseklik inç cinsinden verilmiş.
yarı çaplı inç cinsinden bunları nereye dönüştüreceğim? Santimetreye. CGS birim sisteminde çalışıyorum. Çünkü sonucu gram cinsinden istiyorum. Tamam, suyun yoğunluğu da bakın gram bölü santimetre küp olarak görülmüş, yani CGS'de. O halde her şeyi CGS'ye dönüştürüyoruz. Bir inç 2,54 santimetreydi. Yani inçin 2,54 santimetre karesini alın diyorum. Yükseklik 6 inç, inç yerine yine 2,54 santimetre çarpanını koydum. Yoğunluğunuz 1 gram bölü santimetre küp. Bu işlemi yaparsınız. Cevabınız 6,95 gram olarak da bulursunuz. 695 gram. Püskürtülen bir yağ damlası, kütlesi 0,90 miligram ve yoğunluk 918 kilogram bölü metreküp. Burada dikkat edin. Kütleyi miligram, yoğunluğu da kilogram bölü metreküp cinsinden vermiş. Bu yüzeyde yayılarak yarıçapı eşittir 41,8 santimetre ve kalınlığı aş olan dairesel bir ince film şeklini alır. Aşı nanometre cinsinden hesap edin demişiz. Ve 1 nano eşittir 10 üzeri 9 demektir. Peki, buradan hesaplayacağımız nedir? Yağ damlasının kalınlığı. Bazen problemi daha iyi görebilmek için resmetmeyi tercih ediyoruz. İşte yağ damlası, silindirik bir formlu yarıçapı, R kalınlığı aş kadar. Kütlesini biliyorum. O halde aşı veren bir bağıntı elde edeceğim. M eşittir hacim çarpı neydi? Öz kütle. Hacim formülümüz silindirik olduğu için pi r kare h rho. Buradan aşı çekerse m yağ bölü pi r kare rho yağ sonucunu elde ederim. Artık verileri yerine koyacağım. Burada dikkat edeceğim. Miligramı kilogram cinsinden ifade etmem lazım. 1 gram 10 üzeri eksi 3 kilogramdı. Ama bir de mili var başına, bu ne demektir? 10 üzeri eksi 3 de oradan gelirse 10 üzeri eksi 6 kilogram yapacaktır. Miligramı kilogram cinsine ifade etti. Yarıçap 41,8 santimetre. Ne yapıyorum? Santimetreyi metreyi çeviren çarpan 10 üzeri eksi 2 metre. Nin karesini almayı ihmal etmiyorum. Öz kütle kilogram bölü metre küp olarak zaten bana verilmişti. Genellikle bazen bu sorularda ilkokul, ortaokul, lisede hocam pi'yi 3 mi alacağız diye sorardınız ya. Artık üniversitede sormuyorsunuz. Hesap makineleri pi'yi kaç alacağını zaten kendisi tanımlıyor. Ve aş silindir yüksekliği 1,8 çarpı 10 üzeri eksi 9 metre. Hemen biz örnek 10 üzeri eksi 9 örnekinin nano anlamına geldiğini biliyoruz.